Şerif'in örgü dünyasına hoş geldiniz. Bugün yazlık örgülerinizde özellikle file örgü yerine kullanabileceğiniz oldukça şık bir örgü modeli hazırladım sizlere. Bu modelin her iki tarafı da kullanılabiliyor. Her iki tarafının da görünümü farklı. Sizler hangi tarafını beğenirseniz o kısmı ön yüz olarak kullanabilirsiniz. Modelimiz 4 ilmek ve katlarından oluşuyor. 4, 8, 12, 16 şeklinde 4 ilmeği katlarını ayarlayıp en son 2 tane kenar ilmeği ilave etmeniz gerekiyor. Ben 18 ilmek hazırladım. Örgüme başlıyorum. İlk başlangıca özel tüm ilmeklerimi arka tarafta bir sıra ters olarak örüyorum. Ve sonrasında modelime başlıyorum. Şu anda bunu bir ön hazırlık olarak yapıyorum ve hızlıca hemen ilmeklerimi bir sıra ters olarak ördüm. Şimdi modelimin birinci sırasındayım. Burası örgümün ön yüzü. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Devamındaki iki ilmeği geliş yönünde birlikte düz örerek topladım. Sonrasında 1, 2. İpimi iki kez şişime doladım. İki tane ilmek artırdım. Sonraki iki ilmeğin yönünü çeviriyorum. Ve yönünü çevirdikten sonra ikinci ilmeğin olduğu yerden girerek bu iki ilmeği topluyorum. Burası ilk modelim. İki ilmeği geliş yönünde düz örerek topluyorum. İpimi iki defa dolayarak iki ilmek artırıyorum. Sonraki iki ilmeğin yönünü çeviriyorum. Ve tersten girerek bu iki ilmeği birlikte topluyorum. Böylece başlangıç ilmeklerini sol tarafa, sonraki kestiğim ilmekleri sağ tarafa yatırmış oluyorum. Devam ediyorum. İki ilmeği birlikte düz örerek topladım. İpimi iki defa şişime dolayarak artırma yaptım. Sonraki iki ilmeği yönünü çevirerek tersten girerek topladım. Sıra boyunca ön yüzde bu işlemi yapıyorum. Son iki ilmeğin yönünü çeviriyorum. Tersten girerek topluyorum. Kenar ilmeğini düz olarak örüyorum. Şimdi örgümün arka tarafındayım. Modelimin ikinci sırasındayım. İlmeklerimi ters örerek devam ediyorum. Çift doladığım ilmeklerin ilkini ters örüyorum. İkincisini arka taraftan giriyorum. Bakın düz olarak örüyorum. Devamındaki ilmeklerin hepsini ters örüyorum. Sadece çift doladığım ilmeklerin ilkini ters, ikincisini düz olarak örüyorum. Ters örerek devam ediyorum. İki kez doladığım ilmeğin ilkini ters, ikincisini düz olarak örüyorum. Şimdi örgümün ön yüzündeyim. Burası modelimin üçüncü sırası. Başlangıçtaki iki ilmeğimi düz olarak örüyorum. Ortadaki artırarak oluşturduğum bu iki ilmeğimi ise ters olarak örüyorum. İki ilmeğimi düz olarak örüyorum. İki ilmeğimi ters örerek devam ediyorum. Burada dolayarak artırdığımız iki ilmek ters olarak örülüyor. Aradaki kalan diğer iki ilmek ise düz olarak örülüyor. Böylece örgümün üçüncü sırasını da tamamlamış oldum. Modelimin arka tarafındayım. Örgümün dördüncü sırasındayım. Bu sırada ters ilmeklerimi ters, düz ilmeklerimi düz olarak örmeye devam ediyorum. 4 sıradan oluşan bir model. Burası modelimin son sırası. Ve ilmeklerimi düz, ters ilmeklerimi de ters örerek arka tarafta örgümü tamamlıyorum. Şimdi bundan sonrasında örgünün ön tarafına geçtiğim zaman ilk başlangıçtaki işlemleri tekrar etmem gerekiyor. Hemen modelimizin kuruluşunu bir kez daha hızlıca görelim. Kenar ilmeğini örmeden aldım. İlk iki ilmeği geliş yönünde düz örerek topladım. Sonra ipimi iki defa dolayarak artırdım.
Sonraki iki ilmeğin yönünü çeviriyorum ve ikinci ilmeğin olduğu yerden tersten girerek topluyorum. İkinci modele geçtim. İki ilmeği geliş yönünde düz örerek topladım. İpimi iki kez dolayarak artırdım. Sonraki iki ilmeğin yönünü çeviriyorum ve bu iki ilmeği tersten girerek topluyorum. Bu şekilde devam ediyorum. Şimdi örgümün arka tarafındayım. Örgümün arka tarafına geçtiğim zaman ilmeklerimin tamamını ters olarak örüyorum. Sadece bu çift doladığım ilmeklerin ilkini ters, ikincisini düz olarak örüyorum. Sıra boyunca bu şekilde örgüme devam ediyorum. Şimdi örgümün ön tarafındayım. Ön tarafa geçtiğim zaman baştaki iki ilmeğimi düz olarak örüyorum. Artırarak oluşturduğum iki ilmeğimi ise ters örerek devam ediyorum. İki düz, iki ters şeklinde örgümü ön yüzde sıra boyunca bu şekilde devam ettirerek tamamlıyorum. Örgümün arka tarafındayım. Modelimin son sırasındayım. Bu sırada ters ilmeklerimi ters, düz ilmeklerimi düz örerek sıra boyunca örgüme devam ediyorum. Bu sırayı tamamladıktan sonra ön yüze geçtiğim zaman 3. modelime geçiyorum ve kesme, artırma işlemlerini tekrarlayarak örgümü devam ettiriyorum. Yapılışımız bu kadar. Şöyle küçük bir parçada modelimi çalıştım. Ben bugün modelin ön yüzünü bu taraf olarak anlattım. Bakın oldukça hoş. Yazlık her türlü file, bluz, yelek, kırka her örgüye kullanabilirsiniz. Dökümlü hoş bir model oldu. Burası da örgümün arka tarafı. Bakın arka tarafı da gayet hoş ve değişik bir model oldu. Siz isterseniz bu kısmı örgünün ön yüzü olarak kullanabilirsiniz. Beğendiğiniz tarafı ön yüz olarak kullanabilirsiniz. Ben arka tarafını da gayet beğendim. Oldukça hoş ve güzel duruyor. Hatta bu model ile etol şal yapabilirsiniz. Hoş duracaktır. Angora iplere de bu model rahatlıkla yakışacaktır. Ama biz bugün modelin ön kısmını bu taraf olarak anlattık. Sizler anlatımı ona göre değerlendirip beğendiğiniz tarafını kullanabilirsiniz. Herkese kolay gelsin.